Merhaba arkadaşlar. Bugün C++ derslerinin ikinci bölümü olan değişkenler konusunu anlatmaya başlayacağım. Değişkenler, veri tiplerinin üzerinde içinde tuttuğu veri diyebiliriz. Yani bir veri tipinin anlamlanması için bir değişken içerisinde tutulması gerekir. C++ sitesine girelim. C++ sitesine girelim. Çok önemli bir yabancı kaynaktır C++'ı meraklılar için. Tutorials kısmına girdik. Burada İngilizcesi, konunun İngilizcesinde Variables and Types kısmına geldik. Burada detaylı olarak anlatmakta. Burada char var. Char var, signature var, unsignature var. Bunların farklı hepsini bahsedeceğim. Float var, double var, long var. Bunların her biri bir veri tipidir. Veri tipinin içinde veri tipinin yanında boşluk bırakır bir isim verirsiniz. O da değişkeni olur. Şimdi burada daha detaylı olarak görünmekte. Değişken, yani veri tipi değişkeni charsa boyutu 1'dir, shortsa 2'dir, longsa 4, integer 4, float 4, double 8, long double 10, bool 1 ve string var burada. String de bir veri tipidir. O da textleri yani yazıları tutabilmek için oluşturulan bir veri tipidir. Şimdi bir proje geliştirelim bu değişkenler için. Ayrıca burada signed unsigned arasındaki fark şu: signed negatif değerlikle değer alıp negatif değer aralığıyla pozitif değer aralığı olur. Yani bir veri tipinin kendine ait bir değer aralığı olur. Signals ise bu negatiften pozitif kadardır. Unsigned ise sıfırdan pozitif. Pozitifin son değerine kadardır. Yani signal hem negatif hem pozitif değerlik taşıyabilir ama unsigned sadece pozitif değerlik taşıyabilen veri tipidir. Eğer başına yazılırsa mesela unsigned int ya da signed int şeklinde. Şimdi yeni bir proje geliştirelim. Console application diyelim. Veri tipleri olsun. Next dedik. Source'a geldik. Main.cpp'ye geldik. Ve öncelikle bu en başta verilen kodlamayı biraz anlatayım. Using namespace standard burada sin, cout yani std isim uzayını kullan diyor. Yani std isim uzayının içinde sin, cout yani sin veri girişi cout ekrana basma. St yok ben bunu kullanmak istemiyorum derseniz st'de 2 nokta 2 nokta c'ni çağırırsınız, öyle de kullanırsınız. Int main bizim ana fonksiyonumuz. Şimdi her bir değişken veri tipi için bir değişken oluşturalım ve bu değişkenleri ekrana basalım ya kullanıcı girişiyle ya da bizim kodda girişimizde. Int i olsun, float p olsun, double d olsun, string s olsun, sonra bool d olsun, sonra char c olsun, başka şu anlık bu kadar aklıma geldi arkadaşlar. Şimdi bunları girişimi sağlayalım. Siyah da kullanıcı bilgilendirelim. Önce i değerini kullanıcı girsin. I değerini girin diyelim. Endline dedik. Endline burada unsaturate'a geçmeyi sağlar. Yani ekrana bastıktan sonra endline de kullanabiliriz. \n de diğerine \n kullanacağız. C i'yi girdik. Cout f değerini gireceğiz. F değerini giriniz. Bu sefer unsaturate'a geçmek için \n kullanalım. \n noktalı bölge koyduk. Sin f'yi gireceğiz. Sin burada kullanıcı girişini sağlamak için kullanılıyor. C dilinde kullanırsanız kenar kullanarak C Sharp dilinin console application kısmında kullanırsanız bunu UTK kullanırdık. Readline. Evet şimdi burada girmediğimiz değişkenlere girelim. Cout d değerini girelim diyelim. Endline koyduk. D yazdık. Şimdi burada S değerini biz atayalım. S değeri string olduğu için çift tırnaklar içinde iki tane değerini yazacağız. İçinde denemeyi taşısın. Yani bu değişkenleri iki yolla girerdik. Bir string ise şeklinde deneme eşit deneme derdik ya da kullanıcı girerdi. Şimdi bool b bu bir veri tipi.
doğru ya da yanlış tutar. B eşit true ya da false deriz. True dersek 1 tutar. False dersek 0 tutar. Şimdi char C'yi de kullanıcı girsiniz. Yahut C değerini girmeniz gerekir. End line koydu. Sil. C dedik. Sonra girdiğimiz değerleri ekrana basalım. Cout girdiğiniz i değeri. Küçüktür küçüktür i endline. Cout girdiğiniz f değeri. Küçüktür f endline. Cout girdiğiniz d değeri. Handline. Sonra cout girdiğiniz s değeri. Bunu biz kodda belirtmiştik. Kullanıcının girmesine izin vermedik. Direkt kodda kendimiz değişkenin içeriğini belirttik. Onu da ekrana basalım. S endline koyduk. Sonra cout girdiğimiz B değeri. B'de de true'yu tutuyorduk. Yani ekrana bir basacak. Endline yazdık. Sonra bir de C değerimiz vardı. Cout karakter tipinde. C değerini de kullanıcı girsin. Cout girdiğiniz C değeri. C endline. Şimdi programımızı deneyelim. I değerini giriniz diyor. Girdik. 5 girdik. F değeri float'un f'sinden kısa olarak tutmak için aklımıza tutmak için kullanmıştım. 4,5 olsun. Double. Double için de 10'da sayı girmem lazım. 7,8 olsun. C değerini girmenizi dedim. Bir karakter girmem lazım. Mesela C girdim. Girdiğiniz i değeri 5 yazdı. Girdiğiniz f değeri 4,5. Girdiğiniz d değeri 7,8. Girdiğiniz s değeri burada. İki çift tırnağın içinde deneme yazısı için denemeyi yazdı. Girdiğiniz b değeri 1 dedi. Girdiğiniz c değeri c yazdı. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazı arkadaşlar şunun hatasını yapar. Int k dedik. Mesela yeni bir tip. Bunu direkt hiçbir yerde atamadan ya da ileride göreceğiz. Döngü içinde kullanmadan arkadaşlar değer atıyor. Yani değer atamadan bunu ekrana basarsa rastgele bir değer göreceğiz. Yani ne çıkacağını biz tahmin edemeyiz ama hep aynı çıktıyı verir. İ değerini yine girelim. 5 girdik. P değerini girelim. 3,2 girdik. D değerini girelim. 5,4 girdik. C değerini girelim diyor. D girdik. Girdiğimiz i değeri, p değeri, c değeri de eksi 2 yazdı. Gördüğünüz gibi rastgele bir değer attı orada. Yeniden girelim. C değerine de girdik. Yine eksi 2 yazdı. Gördüğünüz gibi rastgele bir değer atıyor. Hep de onu atıyor yani. O yüzden biz döngü içinde kullanmadan ya da bir değişkene atamadan, bir değer girmeden değişkeni ekrana basmayın. Böyle istenmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Diğer dersimizde if else yapısını anlatacağız. If else, else if, else yapısını anlatacağız. Yani üçlü bir yapı. Bugünlük anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.